gerçekten. Peki soralım Tuğba'ya hatta. Tuğba'cığım günaydın. Artık günaydınlar akşam oldu. Günaydınlar kızlar. Yine harikasınız. 3,5, 2,5 oldu sizlere. Sizlere. Ne yapıyorsun Türkiye'nin hayatım? Türkiye'nin en tatlı, en güzel kızları. Ya bir türlü günaydınlardan günaydınları alışamadığım geçemedik için ben devamlı günaydın diyorum yani kusura bakma. Yok rica ederim. Bir tane harften bir şey olmaz. Yalnız Serencim beni çok iyi anlamışsın. Çok teşekkür ediyorum. Bircan sana da aynı şekilde teşekkür ediyorum. Çünkü ister istemez insanlar hani buna bu söyleme tepki de gösterebilirler. Sert de bulabilirler. Ama çok doğru yerden bakan insanlar da zaten ne demek istediğimi anlarlar. Kesinlikle ben haklısın. Ki zaten işimiz gereği biz kozmetik sektörüyle işte güzellik kozmetik ya da işte doktorlarla vesaire çalışıyoruz. Bu insanların yeri geliyor açılışlarını tanıtımlarını da yapıyoruz. Ama benim burada belirtmek istediğim ki Seren bu sene çok da paylaşım yaptım bununla ilgili gerçekten de öncesi ve sonrası baktığınız o insanların Seren estetiği diye bir estetik oluşmuş. Aynen sorma. Çok bir de benim demek istediğim özellikle bir de 20 yaşındaki genç kızlar daha 18'inde 20'sinde olan genç kızlar daha vücutları mimikleri hiçbir şeyleri oturmadan estetikçilere koşuyorlar. Çünkü özeniyorlar. Bir bakıyorsun herkes aynı tipte oluyor. Yani evet, hiçbir doğal güzellik kalmadı insanlarda. Bu özentiliğe ben karşıyım. Ve evet herkes aynı fabrikadan çıkmış gibi görünüyor. Özellikle o yanaklara yapılan o dolgular ve bu evet, onlar çok sürekli, fena. Sürekli yapılması gereken bir şey durumuna dönüşüyor. Bunun tabii ki uzmanlar çok daha iyi bilirler ama ben de hem araştıran hem de bu tür konuları da merak edip uzmanlarla da konuşan bir insan olduğum için. Bu şimdi gelecek 20 yaşındaki genç kız gelecek 30'una 40'ına ne olacak? O 100 ister istemez bir noktadan sonra zaten onu istesen de toparlayamayacak. Zaten en fazla yaş grubu o grup biliyor musunuz? Hangi benim grup? Alişan da bunu söylüyor. En fazla doktora giden yaş grubu 18-22. Ha evet Alişan da söylüyor. En yani çok botoksa gidiyorlar, kaşlarını kaldırıyorlar, dudaklarına şey böyle çinelerini uzatıyorlar. Yani aslında en fazla değil mi bir yaştan sonra daha fazla gidilmesi gerekirken 18-22 yaş arası çok giden varmış. Bu Testere filmindekine mi benzetiyor? Bu daha sonra insanlarda psikolojik sorunlar ortaya çıkaracak. Çünkü mutsuz olacak. Herkesin de para etmiyor yani. Bu sefer başka şeyler de ortaya çıkacak. Yani o yüzden insanların öncelikle kendileriyle, kendi bedenleriyle barışık olmak lazım. Ha yine söylüyorum, sağlıkla ilgili bir sorun olur, anlarım. Mesela şimdi reklamını yapmayayım ama bazı uzman isimler var. Gerçi öncesi ve sonrasını yayınladıkları zaman müthiş bir değişim içinde. Kötü doktora, i̇şte 50 yaşına, evet. Kötü doktora denk düşerlerse yanarlar işte. O da çok önemli tabii bir şey. Tabii ki, yani. Tabii ki. Mesela bundan sebep dudağına dudağa ne yapılıyor? Botoks mu? Yok, dudağa ne yapılıyor? Dolgu, silikon. Dolgu yapıyor. Dudağa dolgu yaptırmaya gidiyor. Kızın ölüsü çıktı. Yani bu tip şeyler de oluyor. Ben esasında özellikle bu konulara dikkat çekmek için de Tuğba şimdi bir dakika. Verdim. Öyle kuru kuru söyledin çekilmek yok. Bana polemik lazım. Başlar başlamaz dedin ki Seren Serengil estetiği diye bir şey çıktı. Herkes ona benzedi. Bize isim verebilir misin? Valla Sero yayınlıyor da. Sero'nun hikayelerini görebilirsiniz. Ama bir şey söyleyeceğim. Yemin ediyorum ki, yemin ediyorum ki bana onları insanlar gönderiyor. Görüyor musun? Aynen olmuş diye. Yani yoksa hani ben nereden farkında bile değilim. İsim alacağız. Seni bırakmıyoruz. Reklamlardan sonra senden isim alacağız. Şimdi reklamlar. Reklamlar. Valla Tuğba telefonuna ulaşamıyoruz. İsim vermekten korktu galiba. Bilmiyorum. Biz aradık ulaşamıyoruz. Yani önemli olan zaten söylediği şey herkesin birbirine benzemek istememesi. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Senin o hapse girdiğin yıl ne oluyor? 2 yıl önce mi? Ben senin o hapse, yanlış anlamazsan, hapse girdiğin saçınla kuaför dolaşmışımdır yani. Saç başka bir şey ya. Bu renk, bu renk. Tamam o saç bir şey değil. Ona olabilir o. Fakat gidip de mesela ağzını burnu, şimdi aynı sektörde olduğumuz için. Şimdi benim önceki, yani geçen sene de belliydi, evvelki sene de belliydi, 10 sene önceki resmim de belli. Yani bir hamilelikte çok şişmiştim, o 3 kere hamilelikte. Bir 75 kilo vardı maşallah. Ama onun dışında hani benim kaşım,
ağzım, burnum, gözüm hep aynı. Şimdi o kadar enteresan ki aynı oldum birkaç kişiyle. Geçen gün ben kendimi mi zannettim? Ya o kadar benzemişiz artık. Ne zaman çektiniz yani, evet. O kadar. O yüzden de hani o benzer bizim sektörde aynı sektörde benim hayranlarım gitsin yapsın canlarım benim. O benzemek istemiyorum. Aynı sektörde olunca sıkıntı olur diyorsun. Peki. Yani. Çok şimdi aynı. Hadise ile Kaan'ın geçen hafta bir ayrılık yaşadığı iddiası vardı. Cuma günü biz konuştuk dedik ki. O iddiayı sen yaptın yalnız. Evet. Dedik ki ya da ben söyledim yani, ayrılmamışlardır sadece paylaşmıyorlardır demiştim. Evet aynen öyle söylemiştin. Yani aslında ben de dedim ki benekten beneği silince dedim herhalde ayrılık geldi. Bir cevap geldi. Paylaşımı yapan Kaan. Hem de ateşin başında romantik bir paylaşım. Müjde ayrılmamışlar. Buyurun. Ayrıldıkları iddia edilen Hadise ve Kaan Yıldırım'dan aşklarını alevlendiren paylaşım. İkili sustu, sustu, sonunda konuştu. Yaptıkları paylaşımlarla adeta biz bitti demeden bitmez dediler. Bu yılın en bomba aşkı kim dersiniz? Biz şüphesiz Hadise ve Kaan derdik. İkili sessiz sedasız başladıkları ilişkilerini adım adım evliliğe doğru götürüyor. Hadise Hanım, merhabalar. Efendim, ciddi bir şey olmadığı sürece birlikte resim paylaşmam demiştiniz. Gözlerden uzak yaşadıkları aşkları çok konuşuluyor adeta. İmreniliyor. Her güzel şeyin bir sonu var derler ya. İşte geçtiğimiz günlerde herkes bu aşkın son bulduğunu yazdı. Hadise koronavirüs yakalandıktan sonra Kaan Yıldırım'la Elvira ayırdıkları söylenmişti. Ama kimse ayrılacaklarını tahmin etmemişti. Bu haberlerin ardından çıkan Hadise ve Kaan resmen ayrıldığı iddiaları bomba etkisi yarattı. Çiftin sevenlerini derinden yaraladı. Herkes ikilinin derin sessizliğin arkasında ayrılık olduğunu düşünmüştü. Fakat çift yine yapacağını yaptı. Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda bir kez daha ayrıldıkları söylenmiş, Hadise yaptığı paylaşımla bu iddiaları tiye almıştı. Bu sefer beklenen bomba hamle Kaan Yıldırım'dan geldi. Kaan Bey resmen Hadise'ye senin için bitiyorum dedi. Kamp ateşinin arkasına saklandıkları sımsıcak pozda hayranlarının parmaklarını ısırttılar. Bu fotoğrafa sosyal medyada aşkın ateşi yorumları yapıldı. Tam iddialara son noktayı koydular diyorduk ki yetmedi. Bir hamle de Hadise'den geldi. Geçtiğimiz ay hesabı kapatıldı. İddia edilen beneği paylaşan Hadise'nin karantinayı kiminle geçirdiği belli oldu. Yani anlayacağınız çift herkese korkmayın biz hala birbirimizi çok seviyoruz mesajını verdi. Ne diyelim bize de Hadise ve Kaan çiftine mutluluklar dilemek düşer. Kaan Hadise ile aşk pozunu paylaşırken Hadise köpeği paylaşarak cevap verdi. Köpek zaten Kaan'ın köpeği aynı zamanda ikisinin artık. Birlikteyiz mesajı geldi. Karantina dostum diye paylaştı hatta Hadise beneyi. Yani karantina dostum ne demek? Aynı evdeyiz hep beraberiz. Şimdi dediğim gibi yani bazen çiftleri her dakika fotoğraf koyuyorlar. Devamlı işte fotoğraf koyuyor diyoruz. Koymuyorlar ayrıldı diyoruz. Yani biraz insanlar şöyle bir şey oluyor ben kendimden de biliyorum. Eğer yapacak bir şeylerin varsa hayatın doluysa paylaşım. Ama sıra gelmiyor. Veyahut da evdeysen mesela işte şu hafta sonu ben 100 tane şey paylaştım. Ama onun dışında devamlı bir koşturmam olduğu için o kadar çok şey paylaşamıyorum. Hmm. Hayatı dolu demek ki veya gerçekten mutluysam bak bu çok önemli bir şey. Gerçekten mutluysam ve ilişkine karışan kimse yoksa. Bak bu çok önemli. Üçüncü o zaman yoksa birilerine mutluluğunu ispat etmeye çalışmıyorsun. En doğru şeyi şu anda söyledim bence. Anladın mı? Yani mutluyuz. Karışanımız yok. Bizimle uğraşan yok. Ailelerimiz hani birbirine alakalı son derece iyi.
İspatlayacak bir şey yok. O yüzden de ispatlamaya çalışmıyoruz. Muhteşem. Gibi hissiyat insanı her dakika paylaşımı yapmasını önlüyor. Ama onları da magazin girdabına almışız ki anında cevap geldi. Yani program bitti, akşamına koydular. Ayrılmadık. Evet, yani bizim programdan sonra biraz yönlendiriyoruz belki ama doğru yönlendiriyoruz. Neden? Çünkü böyle bir dedikodu çıkmasını istemiyor insan. İki insan birbirini seviyorsa ve mutluysa ve ayrılmamışsa. Ayrıldı haberi hoşuna gitmiyor. Çünkü bu istikrarsızlık benim ilişkimde gayet her şey güzel giderken. Ayrıca da ara sıra da kavga da edebilirim. Ama siz bunu devamlı ayrıldılar diye haber verdiğiniz zaman bu böyle bir şey oluyor. İstikrarsız bir gözüken bir durum oluyor. O yüzden herkes böyle güzel bir şekilde, özellikle erkeklerin arada sırada sevdikleri kadının, eğer kaçak göçek bir durumları yoksa, Kaan için söylemiyorum, duruşunu çok seviyorum, ama sevgililerini paylaşmaları gerekiyor. Kesinlikle. Ben mesela bir insanın sevgilisi olsam ve beni paylaşmasa, bunun altında bir şey ararım. Şimdi birazdan o konuya geleceğiz. Ya sevmiyordur beni, beni o yüzden paylaşmıyordur. Ya toplum içerisinde çıkartmaktan, yani mesela utanıyor diye düşünürsün. Veya işte birilerinden korkuyor diye düşünürsün. Hmm. Bir adam sevdiği kadın varsa niye saklasın? Çok utanç verici bir şey. Birazdan bu konuya bence geleceğiz. Çünkü Hakan Altun hala bir paylaşım yapmıyordu. Yani sayfası, belki bazen de sayfasını öyle kullanmıyordur. Onu bilemeyiz. Mesela Hadise'de hiç Kaan esintisini göremiyoruz. Yani hiç. Story'de. Ayda yılda bir kere. Onları konuşacağız. Ama şu güzel haber. Ya zaten Şubat ayında bir nikah düşündükleri hala konuşuluyor. Yani niye Şubat onu bilmiyorum ama Şubat'ta bir nikah, bir evlilik görünüyor gibi duruyor. İnşallah güzel de olur. Allah'ım ya Rabbim, ne tatlısın ya Rabbim şunları. Ya bu beni hayvan yasasının çıkması gerekiyor artık gerçekten. Ne?